Değerli basın mensupları, bugün Memleket Partisi'nin değerli genel başkanı Sayın Muharrem İnce ve heyetini kabul ettik. Kendileri partimize hayırlısı olsun ziyaretine geldiler. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk ve önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık. Tabii biz görüşmemizi yaparken bir yandan televizyonlarda sizlerin buradan yaptığı yayınlarda sürekli bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklayacağı belediye başkan adaylarından bahsedildiğini altyazılarınızdan ve anonslarınızdan takip ettik bir yandan. Ee, arkadaşlar Dün Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe sayan dolayısıyla anayasayı askıya alma anlamına gelen bir darbe girişiminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün yapılacak MYK toplantımızın ve ardından yapılacak PM toplantımızın özel gündemle toplanacağını dün bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve belediye seçimlerine, yerel seçimlerine yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız. Dünkü paylaşımımızda olduğu gibi MYK'mızın ve parti meclisimizin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz anayasaya karşı darbe girişimidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacağız. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bir günde Bugünkü gündemle parti meclisimiz yeniden toplanacaktır. Bunu da birinci ağızdan ifade etmiş olayım. Sayın Muharrem İnce'ye, Genel Başkanımıza nazik ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum ve kendisine sözü bırakıyorum. Evet, çok teşekkürler. Biz de <laughs> Memleket Partisi olarak yeni seçilen Genel Başkan Sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun başarı dileklerimizi iletmek için geldik. Kendisiyle memleket meseleleri üzerine bir değerlendirmemiz oldu. <laughs> Tabii ki önümüzdeki seçim süreciyle ilgili de kaygılarımızı dile getirdik. Çünkü biliyorsunuz bu memleketin adliyesi, zaptiyesi, mülkiyesi, harbiyesi, tıbbiyesi ele geçirilmiş durumda. Memlekette <laughs> Yargı iktidarın sopası olmuş durumda. Yargının olmadığı bir yerde, yargının düzgün işlemediği bir yerde ekonominin kurallarının düzgün işlemesi mümkün değildir. Eğer yargı Türkiye'de adalet dağıtmıyorsa, bir ülkede yargı adalet dağıtmıyorsa sadece Türkiye olması şart değil. O ülkede yoksulluk kaçınılmazdır. Hep söylediğim bir sözü bir kez daha tekrar edeyim. Yargı karın doyurur. Türkiye'de yargı aklını başına almalıdır. Türkiye'de yargı bizi yoksulluğa sürüklemektedir. Bugün dolar 30 lira olmuşsa, euro 35 liraya doğru gidiyorsa bunun birinci sorumlusu ekonomistler değildir. Yargıçlardır, hakimlerdir, savcılardır. Siyasetçilerdir. Bunu herkes böyle bilmelidir. Bu beni ürkütüyor. Yani baskılanmış bir döviz, zorla orada tutulan bir döviz, yargı eliyle bir takım hizaya getirmeler memleketimizin geleceği açısından bizi ürkütüyor. Son yaşanan seçimde de ne yazık ki hem Cumhurbaşkanlığı hem meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar var. Bu psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriyor. Onun için Sayın Genel Başkan'a, Sayın Özgür Özel'e, Cumhuriyet Halk Partisi amiral gemisidir. Bugün muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır? Nasıl bir topyekün mücadele edilir? Bu konuda görüşlerimiz neyse dilimizin döndüğü kadar kendisiyle bunları paylaştık. Ee, Nazik kabulleri için kendisine ve heyetine çok teşekkür ediyorum. Hepinize de teşekkürler.